Herkese merhabalar. Hep beraber İnkılap Tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. Amasya Görüşmesi ve Misak-ı Milli konusuyla devam edeceğiz. Ne yaptık Tonguç'um? İlk başta Samsun'a çıktık. Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, ardından da Sivas Kongresi'ni yaptık. Şimdi Amasya Görüşmesi'nde İstanbul Hükümeti ve temsil heyeti bir araya gelecek. Burada şunu bilmemiz lazım ki burası İstanbul Hükümeti'nin temsil heyetini yani Atatürk ve tayfasını tanıdığı ilk kez tanıdığı yer olacak. Ve ardından da İstanbul'da Mebusan Meclisi toplanacak ve bir milletin yemini olan ulusal yeminimiz Misak-ı Milli'yi kabul edeceğiz. Tabii Misak-ı Milli'nin kurallarını biliyor musun Tonguç? Hayır hocam. Hemen söyleyelim. Misak-ı Milli'nin kuralları demeyelim de maddeleri. Kapitülasyonlar kaldırılacak diyoruz. Azınlıklar Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacak. Daha fazla hak sahibi olamazlar. Boğazlarda egemenlik istiyoruz. Sınırlarımızda kesinlikle güvence istiyoruz. Arap bölgelerinde referandum olsun, halk oylamasına gidilsin diyeceğiz. O zaman şimdi bunların detayına girelim. Hep beraber konuyu güzel bir şekilde öğrenelim ama sizler sonrasında mutlaka Dinamo Soru Bankası'ndan, Taktikli'den ve Zoru Bankası'ndan soru çözmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki LGS Sözel'de size inkılap tarihinde soru soracaklar. Ve sordukları soruların da benzerini önceden görürseniz sınavda çok hızlı bir şekilde tıkır tıkır yapar ve netlerinizi artırırsınız. Ve inkılap tarihinde bu kitaplardan soruları çözdüğünüzde birçok soruyu yakaladığımızı bilenler biliyorlar. 2021'de, 2022'de LGS'ye giren arkadaşlarınıza sorarsanız LGS inkılap tarihinde bütün soruları bu kitaplar yakaladı. Revize ettik. 2023'te de birçok soruyu yakalayacağımıza eminiz. O zaman şimdi arkamıza yaslanalım. Hazır mıyız Songuç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Hadi bakalım o zaman videomuz başlasın. İlk başta Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a... Hocam Mustafa Kemal'in doğum tarihi nedir? 1881 Tonguç'um. Hayır hocam yani ben tarih olarak demek istiyorum. Ha doğum tarihi normalde kendisi 19 Mayıs tarihinde yepyeni bir devletin kuruluşunu başlattığı için Samsun'dan Cumhuriyet'e giden bir yol yaptığı için 19 Mayıs'ı doğum tarihi olarak kabul etmiş. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi 19 Mayıs 1881 Tonguç'um. Şimdi geri baştan başlıyoruz. İstanbul'dan Samsun'a gönderiliyor ama esas amacı milli bağımsı başlatmaktı. Samsun'dan Havza'ya geçip milli bilinci uyandırmıştı. Sonrasında Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi'ni yapmıştı ve Sivas Kongresi ile de Kongrelerin Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Sonrasında ne oldu? Onunla padişah görüşmek istedi ve Amasya görüşmeleri oldu. Şimdi Amasya görüşmeleriyle devam ediyoruz Songuç'um kaldığımız yerden. Amasya görüşmelerini şunu bilmemiz lazım. Görüşen taraflar İstanbul Hükümeti ve temsil heyeti. Temsil heyetten kastımız kim? Mustafa Kemal ve ekibi. Şimdi öncelikle şunu bileceğiz Songuç'um. İstanbul Hükümeti'nde padişah var. Yani işte damat Ferit vardı, o istifa etti tabi ama padişah var. Padişah gelip de Mustafa Kemal'le görüşmez. Ne yapacak? Padişah bir yaverini gönderecek. Yani donanma nazırı olan Salih Paşa denen bir adam var. Salih Paşa gelecek. Mustafa Kemal ve ekibi olan temsil heyetiyle yani Mustafa Kemal Paşa ile görüşecek. Şimdi bu iki taraf görüşecek. Niye görüşüyorlar? Çünkü şey diyor ki nedir onun adı? Padişah diyor ki ya kardeşim diyor. Burada Ali Rıza Paşa denen bir adam var. Ali Rıza Paşa diyor ki padişahım diyor. Bu adamlar diyor Samsun'da çıktılar, Havza'da miting yaptılar, Amasya'da genelge yaptılar, Erzurum'da genelge yaptılar, kongre yaptılar, Sivas'ta kongre yaptılar. Bir sürü şey yaptılar. O zaman bu adamların yaptıklarından sonra bu adamlarla bir görüşelim diyor Ali Rıza Paşa. Padişah diyor ki ben bunlarla görüşmem. Ali Rıza Paşa diyor ki efendim siz görüşmeyeceksiniz. Salih Paşa diye donanma nazırımızı göndereceğiz ve donanma nazırımız görüşecek diyor. Donanma nazırı geliyor İstanbul Hükümeti'nden Salih Paşa temsil heyetiyle Amasya'da görüşüyor. Şimdi İstanbul Hükümeti'nin amacı ne? Milli mücadele hareketini kontrol altına almak. Çünkü padişah diyor ki bunlar böyle bir sürü kongre yapıyorlar, genelge yapıyorlar. Bu böyle olmaz. Ben bunları kontrol altına almalıyım diyor. Temsil heyetinin yani bizim amacımız ne? Birincisi Mebusan Meclisi'nin toplanmasını sağlamak istiyoruz. Ve barış görüşmelerinin... Mebus ne demek hocam? Mebus milletvekili demek. Şimdi onu anlatacağım Tonguç'um sana. Misak-ı Milli'ye göre yapılmasını istiyoruz. Şimdi burayı daha Türkçe olarak anlatayım sana. Kafan karışmış olabilir. Şimdi birinci Tonguç'um bak. Mustafa Kemal Samsun'a niçin çıkmıştı? Ülkeyi kurtarmak için. Havza Genelgesi niçin yapmıştı? Milli bilinci uyandırmak yani ülkeyi kurtarmak için. Amasya Genelgesi niçin yapmıştı? Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem, gerekçesini yapmak ve bunu ülkeyi kurtarmak için yapmıştı. Erzurum Kongresi'ni toplanış bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal olan bu kongre niçin yapmıştı? Ülkeyi kurtarmak için. Sivas Kongresi'ni niçin yaptı? Ülkeyi kurtarmak için. Fakat ülkeyi kurtarırken Mustafa Kemal'in bir amacı vardı. Tek başına kurtarmayacak sonuçta. Halkla beraber kurtaracaktı ve bunu tüm halkın da duymasını istiyordu. İşte tüm halkın duyması için İstanbul'da zaten hali hazırda olan bir meclis vardı. Padişah 1876'da bir meclis açmıştı ve bu meclis 1876'da açılan bu meclis meşrutiyetin meclisiydi. Mustafa Kemal doğmadan önce açılmıştı. 1908'de de ikinci meşrutiyette bu meclis devam etmişti. İşte Mustafa Kemal diyor ki madem diyor ülke düşman işgali altında, madem biz kongreler yaptık,
Bu kongreler sonrasında aldığımız kararları İstanbul'daki mecliste bir kez daha tüm dünyaya, tüm halkımıza duyuralım diyor. Yani benim burada yaptığım kongreler... Tüm halkımız davetlidir. Tüm halkımız davetlidir diyor. Yani benim burada yaptığım kongrelerden Samsun'da, Erzurum'da, Havza'da, Amasya'daki halk haberdar olmuş olabilir. İrade-i Milliye gazetesiyle birçok kişiye duyurmuş olabilirim ama İstanbul'daki mecliste bununla alakalı bir karar alınırsa tüm ülke duyar diyor. Dolayısıyla da Mebusan Meclis dediği İstanbul'daki meclis, daha TBMM falan açılmadı, Mebusan Meclis'in toplanmasını sağlamak istiyor ve barış görüşmelerinin, yani hani bu Sevr Anlaşması falan belki ileride imzalanacak bazı anlaşmalar var, onların Misak-ı Milli'ye göre yapılmasını sağlıyor. Misak-ı Milli ne? Misak-ı Milli de Mustafa Kemal'in kafasında tasarladığı, halkla beraber hep beraber belirlediği milli sınırlar. Yani ülkemizin Mondros ateşkesinden sonraki sınırları, düşman işgalinden kurtarılması gereken sınırları. Şimdi Misak-ı Milli istiyor ama padişah ve itiraf devletleri bununla alakalı biraz zorluk çıkaracak. Şimdi Amasya görüşmelerinde şu karar alındı Tonguç'um. Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak. Azınlıklara devletin siyasi egemenliği ve sosyal dengesine bozacak imtiyazlar verilmeyecek. Anadolu ve Rumeli, hatırlarsan bu Sivas Kongresi'nde birleştirilmişti Tonguç'um cemiyetler. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti Osmanlı hükümeti tarafından tanınacak. İtilaf devletleri barış anlaşması amacıyla toplanacak konferansa temsil ediyor tarafından da uygun görülecek temsilciler gönderilecek ve Mebusan Meclisi Anadolu'da güvenli bir yerde toplanacak. Şimdi sence bu istekleri padişah kabul etmiş midir? Etmez hocam, etmemiştir. Etmiyor. Çünkü bak bu da çıkmış sınavda. Niye padişah bütün bu istekleri kabul etmiyor? Çünkü merkezi otoritesine ters düşer diye her şeyi de kabul edeceğim demiyor. Ama şu da var. Temsil heyeti bu görüşmeler sonrasında Osmanlı hükümeti tarafından resmen tanınmış oldu. Şimdi hatırlarsan temsil heyetinin ilk başarısı Sivas Kongresi'nin toplanmasından sonra damat Ferit Paşa'nın istifasıydı. Şimdi de temsil heyeti Amasya görüşmelerini yaparaktan kendisini resmen tanıtmış oldu ve aynı zamanda bu kararların alınmasını istedi ama bazılarını padişah merkezi otoritesine ters düştüğü için kabul etmedi. Fakat İstanbul'daki meclis toplanmasına onay verdi. Şimdi İstanbul'da meclis toplanacak. Fakat burada şu çok önemli Tonguç'um. Burası çok kafa karıştırıcı olduğu için burayı bir kez daha haritada anlatmak istiyorum Tonguç'um. Şimdi bak. Birincisi Mustafa Kemal Samsun'a, işte Havza'ya, Erzurum'a, Sivas'a, hep bunlara ne için gitmişti? Ülkeyi kurtarmak için gitmişti. Fakat Amasya görüşmelerini yaptıktan sonra tekrar Samsun'a çıkamaz. Havza'da tekrar milli bilinci uyandıramaz. Yani uyandırsa anlamsız. Erzurum'sa, o zaman merkezi bir yer seçmesi lazım kendini. Niye? Çünkü bütün bu kongreleri yaptı. Bu kongrelerde bir karar aldı. Milli birliği oluşturdu. Temsil heyetini oluşturdu. Ve padişahın da dikkatini çekti. Ve padişahın da İstanbul'da meclis toplanmasını sağlayacak. Fakat kendisi de İstanbul'a gitse olmaz. İstanbul'un tehlikeli olduğunu biliyor. İtilaf devletlerinin orada olduğunu biliyor. O yüzden temsil heyeti, yani Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'ya geldiler. Ankara milli mücadelenin yeni merkezi. Bak, Samsun'da milli mücadele başladı. Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta milli mücadeleyle alakalı önemli kararlar alındı. Ve Ankara'ya gelinip artık milli mücadele buradan takip edilecek. Buradan takip edilecek. Peki burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Ankara'da niye meclis toplanmıyor? Ankara'da meclis açılamaz ki. Başkent İstanbul. İstanbul'da zaten bir meclis var. O da Meclisi Mebusan. İşte buradaki mecliste Misak Milli kararları alınacak. Fakat sonrasında yaşanan gelişmeler önemli. Şimdi oraya devam ediyoruz. Şimdi Amasya görüşmeleri yapıldı. Amasya görüşmelerinden sonra temsil heyeti geldi Ankara'ya. Temsil heyeti neden Ankara'yı seçti? Çünkü Ankara Batı cephesine yakın Tonguç'um. Ankara gözün kara. Ankara'nın gözü kara. Cesur vatansever insanlar var. Ve Batı cephesine yakın. Bak dikkatlice bakalım haritaya. Bak Ankara burada. Batı cephesi, yani o Yunan işgalinin olduğu yerler Batı cephesine yakın. Ulaşım ve haberleşme kolay. Anadolu'nun ortasında. Güvenli bir şehir. Ve meclis çalışmalarını, yani İstanbul'da yapılacak olan meclis çalışmalarını takip etmek istiyor Mustafa Kemal. Bak burası çok önemli. Ankara'dan Mustafa Kemal daha meclisi açmadı. İstanbul'daki meclis çalışmalarını takip etmeye çalışıyor. Sonrasında Misak-ı Milli kararları alınacak ama Misak-ı Milli öncesi Türkiye'deki duruma bakalım. Şimdi Mebusan Meclisi için ülke genelinde seçimler yapılıyor. Sonuçta eskiden de seçimler vardı. Bu seçimler yapılıyor. Ne oluyor? İşte Ankara'dan milletvekilleri seçiliyor. Sivas'tan, Erzurum'dan, Hatay'dan, İzmir'den farklı farklı yerlerden mecliste mevkiller seçilecek. Mebuslar seçilecek ve bunlar İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'a gidip kararlar almaya çalışacaklar. Mustafa Kemal'in Mebusan Meclisi için Anadolu'dan gidecek milletvekillerden istekleri var. Şimdi diyelim ki sen Hatay milletvekilisin. Biri Erzurum milletvekili, biri Sivas milletvekili, biri Amasya milletvekili falan. Bunlar toplanmışlar, atlamışlar otobüse, İstanbul'a gidiyorlar diyelim ki. Mustafa Kemal Ankara'da bunları durduruyor. Diyor ki kardeşim diyor, siz İstanbul'a gidiyorsunuz ama bakın diyor. Biz diyor Samsun'da,
Havza'da, Amasya'da, Erzurum ve Sivas'ta çok önemli kararlar aldık. Bu kararlarda vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu söyledik. Manda ve himayeyi reddettik. Teşekkür ederim Tonguç'um. Bütün bunlarla alakalı siz de lütfen İstanbul'a gittiğinizde vazgeçmeyin. Ülkemizi koruyun ve vatan için uğraşın diyor. Ve bunları da milletvekillerini tek tek söylüyor. Diyor ki mesela, Misak-ı Milli kararlarını kabul edin diyor. Bak, Misak-ı Milli kararlarını kabul etmesini istiyor. Misak-ı Milli kararları ne? İşte ülkeyi düşmandan temizlemek. Aynı zamanda beni meclis başkanı seçtirin diyor ama seçtiremeyecek. Meclise müdafak grubu oluşturun diyor. Ancak müdafak grubu oluşturmak istese bile bu da oluşamayacak. Niye? Çünkü burada Mustafa Kemal'i dinleyip İstanbul'a giden milletvekillerinin birçoğu orada itilaf devletlerini ve padişahı görünce birazcık görüş değiştirecekler. Ve Felah-ı Vatan adıyla başka bir grup kuracaklar. Yani şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki ben Hatay milletvekiliyim. İşte atladım İstanbul'a gidiyorum. Giderken yolda Mustafa Kemal beni durduruyor. Diyor ki Misak-ı Milli kararlarını al diyor. Tamam diyorum. İşte şunu yap diyor. Tamam diyorum. Aynı zamanda oraya git müdafaa grubu kur. Ve ülke için orada biraz padişahtan tırsıyormuşum gibi düşün mesela. Öyle oluyor. Şimdi Misak-ı Milli öncesi durum bu. Sonrasında Misak-ı Milli kararları kabul edilecek. Fakat Misak-ı Milli kararları kabul edilince... Misak-ı Milli kararları kabul edilince itilaf devletleri çıldıracak. Niye? Çünkü Misak-ı Milli'de kapitülasyonlar kaldırılsın diyeceğiz. Azınlıklar, ayrıcalıkları kaldırılsın diyeceğiz. Veyahut da boğazlar tamamen kapsar. Bizim... Kapsar. Evet, kapsar. Misak-ı Milli neyi kapsar dediği zaman Misak-ı Milli kapsarı kapsar diyeceksin. Şimdi Misak-ı Milli'de itilaf devletleri peki niye izin veriyorlar? Yani bizim burada işte Ankara'dan, İzmir'den... İşte Antalya'dan, Samsun'dan böyle vatansever insanların oraya geleceğini bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Diyorlar ki ya bunlar Amasya, Erzurum, Sivas'ta kongreler yaptılar ama İstanbul'a gelince böyle mıy mıy. İşte tamam mandayı istiyoruz. Amerikan mandasına gireceğiz. İngiliz mandasına gireceğiz. Padişahımız ne derse onu yapacağız diyeceğiz zannediyorlar. Fakat Mustafa Kemal gizli bir oturumda bir şekilde Misak-ı Milli kararlarının alınmasını sağlayacak. Neymiş demek ki Misak-ı Milli? Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak diyoruz. Bu ekonomik bağımsızlıktır Tonguç'um. Yani Misak-ı Milli'de kapitülasyonların kaldırılması neyle alakalıdır diye sana sınavda sorarlarsa ekonomik bağımsızlığımızla alakalı diyeceksin. Azınlıklar Türk vatandaşı olarak Türk vatandaşları diğer ülkelerde neye sahipse Türkiye'deki azınlıklar da buna sahip olacak derse o zaman da uluslar arası bak bu çıkmış sınavlar Tonguç'um uluslar arası eşitlik diyeceksin. Niye? Türkiye'deki azınlıklarla yurt dışındaki Türkler eşit. Boğazlara baktığımızda Boğazların egemenliğini kimseye veremeyiz. Dolayısıyla bu da egemen devlet anlayışıyla ilgilidir diyeceksin Tonguç'um. Sınırlarımız derse yine milli bağımsızlıkla ve toprak bütünlüğümüzle alakalı. Yani sınırlarımızı asla bölmeyiz diyeceğiz Mondros Ateşkesi'nden sonra. Arap topraklarına referandum yapılması yani aynı zamanda Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya'da halk oylaması yapılması bunların hepsi yine milli egemenlik ve milli bağımsızlığımızla alakalı. Milli egemenlik niye? Halk oylaması yapılıyor. Milli bağımsızlık niye? Bu toprakları kimseye vermiyoruz. Neymiş bu topraklar? Kars, Ardahan, bunların hepsi Doğu Anadolu'da. Batum, tam Artvin'in sonrasında. Batum ve Batı Trakya'da. Batı Trakya dediğimizde işte Edirne ve çevresi. Batı Trakya'da halk oylaması. Edirne'nin Yunanistan tarafındaki yani. Batı Trakya'da halk oylaması. Bütün bunların olmasını istiyoruz. Sence bunları itilaf devletleri kabul etmiş midir? Hayır etmez hocam. İtilaf devletleri çıldırıyor. Bunlar ne yapıyor? Böyle şey olur mu diyor. Bunlar diyor. Terbiyesiz herifler. Bak bu da çıkmış sınav Tonguç'um. Sorabilirler. Diyor ki itilaf devletleri Misak-ı Milli'nin toplanmasına neden izin verdi? Sonradan kararlar alınca meclis mevzusunun toplanmasına neden izin verdi? Sonradan da kararlar alınca niye çıldırdı diyorlar. Birincisi meclisin toplanmasına izin veriyorlar. Çünkü bunlar bir şey yapamaz zannediyorlar. Yani bizimkilerin bir şey yapamayacağını zannediyorlar. Sonradan niye çıldırıyorlar? Çünkü kararları beklentilerine aykırı buluyorlar. Bakalım Misak-ı Milli'den sonra ne olmuş? 1. İstanbul işgal edildi ve Mebusan Meclisi dağıtıldı. Bak bu direkt olarak Tonguç'um ulusal iradeye bir saldırıdır. Bak bunu sınavda sorarlar dikkat et. Ulusal iradeye, milli egemenliğe direkt saldırı. Niye? Sen bir meclisin var, milletvekillerin var, oturmuşsun, karar alıyorsun. Adamlar meclisi dağıtıyor. Bu bir. İtilaf devletleri temsilciliklerine protesto telgrafları gönderildi. Bak burası önemli. Niye? Çünkü siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Meclisi işgal ediyorsunuz. Bak bunu sorarlar Tonguç. Hangi dönemde olursa olsun, geçen senelerde de oldu, Kurtuluş Savaşı'nda da olmuş. Eğer meclise bir saldırı varsa bu ulusal egemenliğe, milli iradeye bir saldırıdır. İstanbul'a bütün haberleşmeler kesiliyor. Biz diyoruz ki yeter artık diyoruz. İstanbul artık zaten Misak-ı Milli kararlarından sonra iyice çıldırdılar. Biz de İstanbul'a iletişimi kesiyoruz. Anadolu'daki itilaf devletleri subaylarını tutukluyoruz. Geyve ve Ulukışla civarındaki demir yollarını tahrip ediyoruz. Niye tahrip ediyoruz? Çünkü Geyve ve Ulukışla'daki demir yollarını tahrip etmezsek
yani mahvetmezsek oradan itiraz ettikleri trenlerle bizim buraya gelip bize saldırabilirler. Ve TBMM'ye ortam hazırlanmış oldu. Bu ne demek biliyor musun Tomçuk? Bu şu demek. Şu haritayı bir daha kullanmak istiyorum. Şimdi Mustafa Kemal tamam çok güzel. Samsun'a çıktı, Havza Genelgesi'ni yayınladı, Amasya Genelgesi'ni yayınladı, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi yaptı ama sonuçta yine İstanbul'da bir padişah vardı. Mustafa Kemal burada diyordu ki ülkeyi biz kurtarmalıyız, padişah üzerine düşen görevi yapmıyor, haydi gelin bize katılın diyordu. Halkın kimisi diyordu ki mesela şu turuncu adam diyordu ki ya tamam katılayım Mustafa Kemal'le beraberim diyordu. Kimisi de diyordu ki yok ya ben işte padişaha güveniyorum, padişah ülkeyi kurtarır diyordu. Kimisi de ya ben manda ve himayeciyim yani ben savaşa girmeyelim diyordu. Şimdi birincisi itilaf devletlerinin işgalinden sonra bu adam dedi ki aa padişah zor durumdaymış, İstanbul zor durumdaymış o zaman ben milli mücadeleye katılayım dedi. Bu adam zaten Mustafa Kemal'e güvenmişti, katılmıştı. Bu da dedi ki ya iyi o zaman ya bak ben Mustafa Kemal'e iyi ki güvenmişim. Hakikaten de padişah zor durumdaymış. Hakikaten de İstanbul pat diye işgal ediliyormuş dedi. Bu manda ve himayeci de bakacak ki bunlar çoğaldı. Ya ben de ülkeyi düşüneyim diyecek. Ya kaçıp gidecek ülkeden ya da o da milli mücadeleye katılıp o da vatansever subaylarla beraber ülkenin kurtarılması için mücadele edecek. Mustafa Kemal de dedi ki madem İstanbul'daki meclis işgal edildi. Madem ben haklı çıktım. Madem ileri görüşlüyüm. Ben İstanbul işgal edilebilir. İstanbul'da toplanmasın. Ankara toplansın demiştim meclisi ama siz beni dinlemediniz. İstanbul'a topladınız. O zaman ben de diyorum ki ülkesini seven herkes ister padişahçı olsun, ister şucu olsun, ister bucu olsun hiç fark etmez. Gelsin İstanbul'da ben Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum dedi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ortam hazırlanmış oldu. Ve bu meclis gerçekten milletin ta kendisiydi. Mecliste her tür insanlar, her tür insan vardı. Çünkü amaç ülkeyi kurtarmak, milli bağımsızlıktı. Ve Mustafa Kemal'in burası çok önemli. Bir amacı var ve Mustafa Kemal'in amacı ne? Ülkeyi kurtarmak. Bu ülkeyi kurtarmak için de bazı kararlar alacak ve bu kararları da nerede alacak artık? Mecliste alacak. Ve Mustafa Kemal'in en önemli sonucum ileri görüşlülüğü ortaya çıkmış oldu. Niye? Çünkü İstanbul'daki meclisin işgal edilebileceğini söylemişti. Şimdi sen ödülü sorumuzu yap, yorumlar oldu. Hadi bakalım Tom, sana güveniyorum.